7-13 Kasım haftası sevgili takipçilerim, güzel ailem, ne güzel ailece yine bu hafta birlikteyiz sağ salim. Evet, unutmayın ki bu hafta zorlayıcı bir ay tutulması Boğa'da gerçekleşecek ve Raşa sabit yıldızı içsel depremlerimizi Uranüs'ün etkisi olacağı için sevgili koçlar, içsel ruhumuz böyle korku, kaygı, deprem gibi geçmiş ataklarımız hayatımızı rahatsız edebilir. Satürn'ün de çok önemli rolü olduğunu düşünürsek ve Mars'ımız, yani unutmayın ki retroda biz İlişkilerle alakalı ani bitirmeler, kopmalar ve bizi rahatsız edecek insanları hayatımızdan çıkartma kararı alacağız. Aslında çok doğru ama temkinli ve kurallı yaptığımızda doğru dostları, doğru insanları belirlemiş ve yepyeni bir sayfa açmış olacağız diyorum. İş konularımızda geçmiş mesela 2011, 2017, 2013 arasındaki yaşadığımız krizler tekrar hayatımızı rahatsız etse de hem işimizle ilgili işbirliği içerisinde olup kendi alanımızı kontrol edersek bir daha hatalar konusunda rahatsız olmayacağınızı öğrenmeniz lazım. Satürn'ün buradaki önemli rolü sizin sağlam iş kapılarınızla ilgili görmeniz gereken alanları daha net ve sağlam noktaları da bulmanıza yardımcı olacak. Tabii ki Uranüs'ün etkisi sizi duygusal olarak karmaşık tetikleyebilse de biz onu yok sayacağız. Yani kurumsal bir alanda sizi rahatsız eden insanları yavaş yavaş görmezlikten gelip kendi alanımıza, kendi hakim olduğumuz noktaya daha hızlı sarılmamız gerektiğinizi bilmeniz lazım. Eğer ki devletle alakalı bağlantı hem kurumsal hem devlet işleriyle alakalı yoğun bir tempodaysanız sevgili takipçilerim, bu alanda da yönetim değişikliği, sistem değişiklikleri yanı sıra hırsızlıklar, yapılan hatalar ön plana çıkacağı için kiminle dost, kiminle arkadaşsınız ya da kiminle işbirliği yaptığınızı daha net göreceğiniz ve bu hatalardan ders alarak 2023'ü daha sağlıklı adımlarla yön alacağınızı gösterir. Ortak iş kurmak, kendi alanımızı büyütmek, kendimizi ispatlamak istiyorsak da ilk önce yarım bıraktığımız eğitimler, sizinle ilgili geçmiş yaptığınız iş hatalarını daha adımlarımızı bilerek açtığınız takdirde ve açmayı gösteriyor buradaki haritanız. Der ki kiminle ne ortaklık yapacaksanız başarı, ama biz kimliklerimizi açık konuşursak ve net ifade edersek başarıya ulaşmayı gösteriyor. Bu ara seyahatler çok yoğun gerçekleşecek, şehir dışı, şehir içi, yaşadığınız alanda da devamlı alım satım işleriniz ve bu süreçte çalıştığınız noktalarda da ekstra sizi mutlu edecek primleriniz ve prim hesaplarınızda haklarınızı alacağınızı da gösteriyor. Geçmiş iş konularınız, yaşadığınız krizlerle ilgili, yasal süreçlerle ilgili umudunuz kalmadı ama mücadele etmek, asla umudunuzu kaybetmemeniz gerektiğini de uyarıyorum. Ve çalışan sevgili çiftlerimizle alakalı eşinizin ani iş seyahatinde ufak tefek kazalar, sizin de psikolojik kazalarınız olabilir. Yanlış konuşmalar ilişkimizi ve iş hayatımızı etkileyebilir. Buna dikkatli olmanızı gösteriyor. Evet, sevgilileri geri gelmesini istiyorsanız tartışmalı bir süreç olacak. Eski ilişkiniz geri gelse de canınızı yakacak ifadeler. Aynı şekilde siz de onun canını yakacağı ifadeler, çok sert konuşmalar olacak. Daha sakin konuşursak birbirimizi doğru noktada anlaşabiliriz. Evli çift ve evde zorluk çeken çiftlerimizle alakalı geçmiş konular, sözler, ailelerin yarattığı krizler bizi daha çok yıpratacak. O yüzden birbirimize sımsıkı sarılırsak bu döngüyü daha rahat atlatacağımıza inanıyoruz. Çünkü Raşa sabit yıldızı düzeni komple yıkar, deprem etkisi yaratır ve sizi tamamıyla da aşağı ve Mars retrosunda içine kattığımız takdirde çok büyük kazalara da açık olmamız gerektiğini uyarıyor. Evet sevgili ev hanımları, değiştirmek istediğimiz konularla ilgili aile, yani her şeyi değiştirmek, evi satmak, düzeni satmak istiyorsunuz. Doğru bir karar ama gelecek farklı alternatif teknikler var. Bunları değerlendirerek sabit alanı doğru noktada kontrol etmemiz lazım. Aile içerisindeki miras tartışmaları özellikle baba köklerimize ait noktada zorlayıcı açıyı temsil etse de siz tatlı dilinizle yılanı deliğinden çıkartabilirsiniz. Aşk isteyen, yeni aşık olmak isteyenler, evet hani deriz ya şans eseri kaza noktasında tanıştık. Evet, bu hafta şans eseri yanlış mail, yanlış mesaj ya da yanlış bir noktada karşılaşmak sizi doğru aşka doğru götüreceğini uyarıyor. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda kafa dağınıklığınız, odaklanamama, kriz problemleri,
problemimiz var. Gerekiyorsa bir pilates, yoga ya da bir ilişki terapisi sizin içsel dünyanızı çözmenize yardımcı olacak. Bu ara yurt dışı evraklarınızla ilgili beklediğiniz konularda da herhangi bir aksilik yok, korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, taşınma ve mal konularımız hareketli olacak. Evet, bu ara tüm Mars etkisinin, retrosunun etkisi koçlara, trafik kazaları, sakatlık, ani risklere karşı kendimizi korumamız lazım. Baş ve kulak ağrımız ve iç kulak zarlarımızda hassasiyet oluşmuş. Çocuk düşünenler için şu dönem çok sağlıklı bulmuyorum. Hem bu konuda da çok yıprandınız. Biraz daha sakin kararlar içerisinde olalım. Özellikle çocuklarınızla ilgili eğitimi ya da evlilik konuları ile ilgili bazı kararsızlıklarınız var. Lütfen onları kendi ruhuna teslim etmeniz lazım. Bazı çocuklarınızın da yurt dışı kapıları gayet aydınlık. Hiç korkmayın. Sevgili gençler, siz kendinize inandığınız sürece başarıyı elde edebilirsiniz güzel çocuklarım. Siz inançlarınızı ve inandıklarınızın arkasında durun. Gökkuşağı şeklinde size açılacak fırsatlar var. Dile, iste ve niyet et. Bu hafta çok şanslısınız. Sevgili Özgecim, sevgili boğalar, Özge'ye selam, sevgili boğalara da mutlu ve evinizde huzur getirsin diyorum. Evet, sevgili boğalar, özellikle şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda duygusal güçlenmek nedir? Ben bunu öğrenmek, sevilmek, değer görmek, duyguyu en derinden yaşamak istiyorum. Çünkü hayatımdaki yaşadığım duygusallık tam anlamıyla beni aşağı doğru çekti. Evet, bir ay tutulması gerçekleşecek sizde ve buna Raşa sabit yıldızı, Uranüsyen etkisinin hakimiyetiyle birlikte yıkılmak, bitmek, var olması ve artık bu benim diyeceğimiz her şeyi kolay kolay hayatımızda tutmayı öğreneceğiz. Satürn'ün önemli rolü ve Mars retrosunu tutmuyorsunuz diyorum ve hemen size uyarılar yapıyorum. Özellikle bu tutulma evli olan çiftlerimizle alakalı, geçmiş sorunların artık bittiği ve birbirimize sağlam, sımsıkı sahiplenmeyi gösterir ve güvensiz olduğumuz ve rahatsız olduğumuz birçok noktayı da artık birbirimizi affederek, birbirimizi iyileştirerek sımsıkı sarılmayı gösteriyor. O yüzden hatalar kullar için. Biz insanlar hataları öğrendikçe sevgiyi de en derinden yaşarız. Yeter ki sevgi masum ve saygı içerisinde olmasını öneriyorum. O yüzden hatalarınızı iyileştiriyorsunuz ve dostunuz, anneniz, aileniz, sevgiliniz, eşinizle olan bağları güçlendirmek için ne bekliyorsunuz diyorum. İyi şeyler sizin için olacak. Evet, iş konularınızla alakalı noktada, mevcut bulunduğumuz noktada fikir ayrılıkları yaşayabilir. Ekip arkadaşlarımız, çalışma ve yöneticilerle aramızdaki krizlerin sizden kaynaklı olmadığını, sistemin kendi içindeki yaralarıyla alakalı olduğunda gördükten sonra derin bir nefes alarak yerimizi daha temkinli bir şekilde ilerleteceğimizi gösteriyor. Ama der ki haritanız, farklı iş beklentileri içerisinde olduğunuz noktalardan ben haber bekliyorum. Bu nokta bana verimliliği gösterecek mi derseniz, evet, buradaki var edeceğiniz ve size uygun noktalar en iyi şekilde hayatınıza girmiş olacak. Bol bol seyahat döneminiz başlayacak. Çünkü siz 2014, 2015 ve 2016 başarıya doğru gittiğiniz dönemlerde son 3-4 yıldır yanlışları görerek artık tekrar bu dengenin başarısına, yani 2023 seyahatler yapacağınız işlerle ilgili tedbirli ve doğru kararı size sunuyor. Mesela toprak alım ya da satım işleriyle uğraşıyorsanız, ihracat, farklı alanlarda profesyonel satışçıysanız mevkinizde büyük bir yetki ve alanınızdaki başarınızın ödüllendirileceğini gösteriyor. Devlet alanında alanınızın değişmesi için mücadele edip dua ettiyseniz bu konularla ilgili altyapınızın daha sağlam olacağını gösteriyor. Yani korkulacak ve yıpratılacak her şey geride kalıyor. Kendini bul, kendinle barış diyorum. Evet, ilişkiler konusunda ciddi değilseniz ciddiyet evresi, fırsat, hani hiç kısmetim olmuyor, ben artık bu ilişkiler beni nerede bulacak derken sürpriz karşınıza çıkacak yenilikler ve aynı şekilde de sizin ruhunuza uyacağını, asla uymaz dediğiniz kişiler sizin ruh ikiziniz olacağını kararına doğru adımlar. Yani bu son 6 ayı önümüze aldığımız takdirde, 2023 6 ayını da göz önüne alırsak, doğru evlilik, doğru kapılarınız için size güzel açılar var. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı yatırım, daha iyi yatırımlarda olmak, ailemizi parasal noktada güçlendirmek, boş
borçlarımızla alakalı noktayı net görüp onlara göre plan yapacaksınız. Özellikle sizin konumunuzda sürpriz bir değişim. Mesela bankada çalışıyorsanız mevkinizde verilmesi gereken ödül size sunulmuş olacak. Mesela çocuk gelişimi, psikolog bu alanlarda eğitim kariyer yaptıysanız bunlarla ilgili kendi yerimizi açmak ve düzen kurmak istediğimizle ilgili planlarımız da var. Evet sevgili gençler, aşk dile, sevgi dile, huzur dile, seni sevecek doğru insanı dilediğinde ciddiyet evreniz var. Kırıldığınız ilişkinizin sizinle ilgili bağlantılarını artık hayatınızdan kapattınız. Yepyeni bir yol istiyorsunuz ve bu yolculuk sizin için daha hayırlı ve aydınlık olacak. Bu dönem mutlu görünen çiftlerimizde gerçekten alyans, aileler daha belirgin noktada. Evimizde bekar, hiç ilişki düşünmeyen birinin bile sürpriz evlilik yapacağını düşünürseniz sevinirim. Evet, bu ara yatırımlar, almak, satmak konumunuzun yoğun olacak. Özellikle de sizin yurt dışı kapılarınızla ilgili güzel fırsatlar yakalayacağınızı da uyarıyor. Yani bol enerjili, bol planlı, bol programlı haftayı doğru değerlendirin istiyorum. Çünkü bu önümüzdeki 6 ay size farklı kazançları da getirecek ve korkmanıza gerek yok. Evet sevgili ev hanımları, bu ara gerçekten yorucu bir tempo. Hem kurslarınız, hem çocuklar, hem eşinizin kaprisli yönünden çok bunaldınız. Nefes al, çünkü bu nefes sana mutluluk getirecek. Ve güzel oluşum, mesela eksik koltuk takımınız, masa taşı takımınız, evde bayağı renklilikler, çalışmalar sizin ruhunuza iyi gelecek diyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda özellikle yurt dışını zorluyorsanız bu kapınızla ilgili güzel fırsatlar size gelecek ve özellikle de devlet beklentiniz ve devletle ilgili haber beklentiniz varsa Ocak ayı bunun sürprizini, bu ay tutulmasıyla birlikte keyfine varacaksınız ve sürpriz bir oluşum sizin hayatınıza renk katacak diyorum. Evet sağlık konusunda mide, göğüs ağrılarımız ve uyku problemimiz var. Psikolojik yorgunluklarımızı şifalandırmamız lazım. Özellikle çocuk isteyen ve uzun süredir çocuk tedavisi gören takipçilerimiz için evet tam doğru zaman yapabilirsiniz. Ama özellikle evlenmiş, ayrılmış ilişkiye inanmıyorum diyorsanız hiçbir kapının sizinle ilgili kapanmadığını bilin. Çünkü size güzel bir kapılar açılacak. Bu kapıları kendinize çekmeyi Rabbimden isteyin. Bütün kapılarınız aydınlık olsun. Mutlu kalın efendim. Sevgili ikizler, güzel ailem, Mars retrosunu unutmayacağız. Çünkü verdiğiniz kararlar, yaptığınız olumsuzluklar, vazgeçtiğiniz olaylar tekrar gündemimize gelecek. Ve ay tutulmasının Boğa burcunda gerçekleşeceği için de Mars retrosunun hayatımızdaki etkisi, Satürn'ün sağlam evresi ve Uranüsyen noktalar. Yani istekleriniz, kararsızlıklarınız, değişkenlikleriniz, fikirleriniz, iş yerinizdeki memnun olmadığınız insanların kara listesini çıkartmış gibisiniz. Yok o oradaki kişinin düşüncesi burada. Hayır, sizin için önemli olan artık geçmiş değil. Şu anki pozisyon, alan, sisteminle alakalı noktada benliğinizi oluşturmanız lazım. Eğer bu noktayı oluşturamazsanız zorlu bir 4 ay sizi bekliyor. Yani bu ara insanların dış görünüşü, kıyafetleri, duruşları sizi fazlasıyla karıştırabilir. Lütfen evet değişmek istiyorsunuz ama ruhunuzu da şifalandırarak değiştirdiğiniz takdirde aksilikleri kolaylıkla atlatacağınız, karışık ve karmaşık gördüğünüz birçok noktayı zafere doğru götüreceksiniz. Yatırım konularında finansal harcamalarınızın bütçesini doğru hazırladığınız takdirde en iyi fırsatlarda sizin için pürüzsüz, net bir şekilde hani tereyağdan kıl çeker gibi bunları hayatımızdan çıkartacağız. Kurumsal ve büyük bir firmada beklentiler ve bulunduğunuz noktadaki sistemin farklılıklarını ve farkındalıklarının farkına varıp kendinizle alakalı yeri sağlamlaştıracaksınız. Devlet kapınızla iş beklentiniz varsa bu noktayla ilgili de olumlu görüşmeler ve olumlu diyaloglar bu sürecinizi aydınlığa itecek. Eğer uzun süredir işsizseniz ve mevcut olduğunuz işle ilgili de hala benimle alakası olmayan bir süreçteyim, ben unutuldum diyorsanız da mevcut işten ayrılıp yeni fırsatlar yaratıp kendi alanınızı daha güçlendireceğiniz kapılarını görmenin vakti diyorum. Ve biraz daha beklemenin zamanı yok. Yolun
yolunu çiz, hayatını çiz. Bu size 2023'ün 3. ayına kadar farklı kapıların rengini katacak. Yani ay tutulması sizin artık cesaretlenme, yol bulma, yön ve işteki kararsızlıklarınızı değiştirmeniz lazım. Çalışan sevgili takipçilerim için özellikle bu ara bazı insanların oyununa gelebilir ve bu oyuna gelme sizin işinize zarar vermesine sebep olabilir. Kimseye güvenmiyoruz. Eşimiz, ailemiz, çocuğumuz, kendimiz. Başkalarına da işinizle alakalı sırlar, fırsatlar yaratmayın. Çünkü önünüze engel olmaya çalışacaklar. Özellikle de eşinizin bazı iç işleriyle alakalı gerileme süreci olabilir. Ona destek olursanız bu dengeyi de o başaracak gözüküyor. Evet, farklı mevcut işinizi büyütmek, farklı alanlara geçmek isteyen sevgili ikizler için de neden olmasın? Doğru kuralı yaptıktan sonra parasal ekonomimizde de çok büyük büyümeler var. Evet sevgili gençler, duygusal hayatımız hani böyle salya sümük ağlarız, acı çekeriz, diplerde yaşarız ya, bu hafta böyle bir geçmiş anılar, geçmiş hatıralar, gözyaşları, özür dilemeler, kendinizle affedeyim mi affetmeyeyim mi karmaşası var. Sizin artık geçmiş değil de şu anki olduğunuz alanı duygu olarak iyileştirirseniz size dokunacak insanlara daha faydalı olur. Kendi ruhunuzdaki enerjiyi daha rahat sağlarsınız. Bence şu karmaşık ruh dünyanızdan çıkmanız lazım. Evet özür borçlu. Evet bu özürü dileyecek ama sizin de ona özür borçlu olduğunuzu kabul etmiyorsunuz ya. O onu çıldırıyor. Hadi çıldırtıyor. Hadi sen adımını at. O özürünü de yapacak zaten. Yeni ilişki bekleyenler için evet bu ara tanıştırmalar, bazı gideceğiniz yolculuklar ve fırsatlarda yeni insanlarla karşılaşabilir. Yeni dostluklar, yeni sevgili, yeni ilişkiler yaratabilirsiniz. Ama bencil bir tavrınız var. Bu bencilliği de kenara atmamız lazım. Evet sevgili ev hanımları bu ara sağlık konusunda özellikle diz kapak kemik erimelerimizle alakalı bazı yoğun bir enerji sizi yıpratabilir. Ve sevgili beyler bel fıtığı ve boyun fıtığı, sevgili çocuklar ve unutkanlıklarımız daha yoğun olabilir. Bol bol bir vitamin, doktorunuzun karar vereceği noktaları mutlaka doğru yapmanız lazım. Bazı boşanma planı içerisinde olan ikizler, eşinizin dağınık karakteri, sorumsuzluğu ve çocuklarla ve bağırışmalar yorucu evde sizi yıpratıyor ama sizin ekonomik gücünüz olmadığı için idare edip aynı noktada artık meslek edinip kendine belediye kurslarına giderseniz bir iki yıl sonra aynı döngüye tekrar geleceksiniz. Bunun pişmanlığını şimdiden yaşamayın diyorum. Ev satmak, araç satma fikriniz olan sevgili ikizler için olumlu bir hafta olumsuz olarak göstermiyor ama yerine yenisini koyarsanız olumlu. Ben parayı yiyeceğim derseniz olumsuz. Geçmişe ait anne köklerinizle alakalı noktada miras konularımız daha hararetli olacak ama yasal süreçler ertelenecek. Bir an önce yasal süreçleri başlatmanız lazım. Başlatmadığınız takdirde krizler aynı dedikoduya devam ediyoruz. Yani bu haftada aynısı, o bir haftada aynı olacak. Sevgili gençler, kendinizle alakalı duygusal yönümüzde büyük bir aşk heyecanı var. Doğru, o kalp sizi seviyor ama sizin yurt dışı ile ilgili planladığınız yazınız ya da kendinizle ilgili geliştirmek istediğiniz yazı karakteriniz daha önemli rol alacak. O doğru dengeleyin diyorum. Evet bu ara sevgili evlenmiş, ayrılmış ya da dul olan sevgili beyler ve bayanlar, bu ara misafirlerinizin yoğun ve tanıştırılma enerjileri yoğun bir rüzgar estiriyor. Hadi bakalım, aşk sizin renginize dokunsa da siz inanmadığınız için kimseyi kabul etmiyorsunuz. Güven sorununuz var. Bir psikolojik destekle bu güven sorunumuzu düzelterek hayatımıza yön vermemiz gerektiğini unutmayın. Hoşça kalın. Evet sevgili yengeçler, biraz gergin, biraz huzursuz. Hani nane limon havası vardır ya Barış Manço. Biraz tarçın, biraz karabiber modundayız. Yani bu ay tutulması sizin özellikle gerginliğinize, kararlarınızın zorlayması, yeni gelişecek olaylara hemen tepki vermek, işinizle alakalı insanlarla uçurum varmış gibi tepkiler yansıtacaksınız. Ne yapacağınızı belirlemeniz, nasıl davranacağınızı bulmanız gereken bir nokta. Çünkü daha önce başlattığınız konuları yarım bıraktınız. Kendi kariyeriniz ve işinizle ilgili hep yaparım deyip ertelediğiniz birçok nokta tekrar lan diye masamızın üstüne düşecek. Artık bunları sen yavaş yavaş toparlaman gerektiğini ve bu tutulmada özellikle Satürn'ün sizin hayatınızla ilgili planlı,
ve zorlayıcı sürecini ve Mars'ın retroda olması sizin hayatınızdaki kararlarınızın arkasında durmadığınızı savunuyor. Mümkün olduğu kadar bu engelleri aşacağız. Kendi yönümüzü, kendi hayatımızı, kendi çizgimizi belirlememiz lazım. Kurumsal bir noktada çalışanlar için yavaş yavaş yerinizde netlikler, oluşmasını istediğiniz diyaloglar, haber beklentileriniz içerisinde olduğunuz kişilerle diyalog bağlantıları, konum ve mertebenizle alakalı hem zorlayacaksınız hem de başaracaksınız. Eğer devlet kurumu ya da özel sektörün devlet bağlantılı çalışmalarınız varsa büyük toplantılar, gideceğiniz yolculuklarla ilgili bazı hatalara açık olacağınız, bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş haddinizi bilip kendinize gelmeniz gerektiğini uyarıyor aslında. Bu da Satürn'ün size uyarısı diyorum. Unutmayın. Bu ara özellikle bu tutulma aşk evinizi tetikleyecek. Yani evlilik evimiz, düzen evimiz, ilişkiler, kıskançlıklar, egolar, gereksiz tartışmalar. Yani 7. ev sizin için aşk hayatımız, aşk 5. ev ve 7. ev sizi fazlasıyla tetikleyeceği için biraz ego savaşları, biraz bencilliğiniz, biraz patavatsızlığınız tam anlamıyla ilişkilerimizi yıpratacak. Yani bu sadece hani özel hayatımız, birebir ilişkimiz ama çocuklarımıza da, anne babalarımıza da gereksiz söyleyeceğimiz sözler kırıcı ve yıpratıcı olacak ve onlarla aramızdaki uçurumu açabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kendi kalbinizdeki depremi Uranüs etkiliyor, hak veriyorum ama siz de geçmişin acısı, şu anki acılar biriktikçe dilinizin sertliği ve söylemleri ailedeki herkesi ve aşk hayatınızda tetikleyecek. Sevgine, su içene yılan dokunmaz diyoruz ya, bu ara su için yılan size dokunmasın, en doğru şey. Bu arada çalışan evli çiftlerimizle alakalı, özellikle hanımınızın işiyle alakalı büyük bir değişim. Sizin de beklediğiniz evranın imzalanma noktası, devlet ya da devlet kapılarıyla alakalı süreçte çalışanlarda da tayin, atama, bu konularla ilgili hareketli büyük destek alacağınız noktalarınız var. Sağlam kapılardan gelecek haber sizi mutlu edecek diyorum. Evet sevgili gençler, kendi eğitimi kenara attınız, aşk ruhunun, aşk rüzgarının sesiyle ilerliyorsunuz. İlla da aşk diyorsanız evet aşk var. Ama o düşündüğünüz kişinin size çok güzel adım atacağını bilin. Yaralandığınız noktada da o haberi alacaksınız. Uzun süredir ilişkinizle alakalı noktada sert konuşmalar devam etse de aslında bu aşk fingirdeşmesi diyorum. Bence bu fingirdeşme sizin dilinizin tatlı değil de tatlı tatlı geçirmeyi gösteriyor. Bunu daha sakinleştirmeniz ve güzel aşk var ve yenilikler sizin hayatınıza renk katacak. 7, 14, 17 rakamlı ev numaranız varsa satış ya da 7 ay içerisinde planladığınız ev konunuzla alakalı eviniz hayırlı olsun. Kredi ödemeniz, kredilerle alakalı borçlanma noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde sistemli finansal hayatımızda son 9 ay içerisinde rayına ve yerine oturtmuş olacaksınız. Araç konunuzla alakalı da hayırlı bir kararınız var. Evet, sağlık konusunda özellikle saç dökülmesi, egzama ve kaşıntılara dikkat etmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, evet çocuklar, evin stresi, evin ama parke ve doğalgazla alakalı sıkıntılarımız, elektrik tesisatlarda değişmesi gereken noktalar var. Evet, eşinizin bir an önce yeni bir iş bulmasını bekleyen sevgili hanımlara sesleniyorum. Onlar her işi beğenmiyor ve kendini uygun görmedikleri için de devamlı evdeler. Ama onlar için özellikle Kasım'ın sonu Aralık başı hayırlı bir iş kapısı var. Endişe etmenizi istemiyorum. Evet, ayrıl barış rolünde devamlı küsüyorsunuz, ayrılıyorsunuz, barışıyorsunuz. Evet, bu ilişki evliliğe doğru gidecek ve mümkün olduğu kadar onu siz affettiniz. Aynı affettiğiniz olaylarla da karşı karşıya kalacaksınız. Karar sizin. Bu evlilik sizin doğrultusunda devam edecek diyorum. Özellikle baba kök, amca kökleriyle alakalı yaşanacak krizler, mal, 4. ev hakimiyetinizde burada mal egoları ön planda olacak. Size bir şey düşmeyecek. O yüzden bunun savaşını dille vermeyin. Yasal süreçle vermeniz hayırlı diyorum. Çocuk ya da sizin yurt dışı ile ilgili beklediğiniz olumlu kağıtlarınızda pürüz yok. Mümkün olduğu kadar o alanı tetikte ve ısrarla takip edin. Eksik gördüğümüz evraklar, yapacağımız olumsuz gördüğünüz birçok şey olumlu olacak ve yurt dışı seyahatlerimiz de başlayacak. Kendi işinizle ilgili planladığınız parasal evrede büyük bir rahatlık var. Özellikle de toprak ve arazi konusunda da ani satış kararınız hayırlı olsun diyorum. Ve annenizin sağlıkla alakalı noktasında da tetikleyen problemleri var.
ve genetiğimizde de psikolojik olarak yorgunluklar var. İyi bir psikiyatri hanemize uğur getirebilir diyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili aslanlar, güzel ailem, sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır diyeceğimiz bir ay tutulması gerçekleşecek sizin için. Ama özellikle uzun süredir mücadele ettiğiniz konularla ilgili sabrınızın karşılığını en iyi şekilde alacaksınız. Ve hayatınızla alakalı ben kimim, kimliğim ne dediğimiz süreçte de kendi alanınızdaki noktanın kimliğini belirleyeceksiniz. Yani işte sizi yok sayan ve önemsemeyen ve değer vermeyen insanlara kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Yeni iş kapıları ve bunlarla alakalı olumsuz gördüğünüz asla olmaz ama ben sabırla bekliyorum dediğimiz şeyin işin konumu, başarınızın konumu ve beklenilen iş haberi şimdiden hayırlı olsun. İmkansız ve olmaz dediğiniz kapılarınızın sizin için ayrılacağı. Özellikle 2017 sağlık kazası atlatmış olabilirsiniz. Operasyon olmuş olabilirsiniz. Özellikle bu tutulma sizin operasyon alanlarınızı tetikliyor. Mümkün olduğu kadar sağlığınızla alakalı noktaları gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu ara masrafların hiç beklenmedik noktada parasal geçmiş masraflarımız ön plana çıkabilir. Masraflar aşırıya kaçtığı için ödemelerde zorluk yapabilirsiniz. Yani bu tutulmada sabrınız, paranız, ruhunuz, hastalıklarımız tetiklenecek. Yani mümkün olduğu kadar sabrınızla vücudumuzu yormamamız lazım, uyarıyorum. Evet, yeni işe başlayanlar için, evet, bulunduğunuz noktanın karışık dünyası sizi yıpratsa da konum, masa ve verilen sözler gerçekleşecek. Uzun süredir aynı firmanın içerisinde hani ben sabırla bekledim olmaz dediğiniz fırsatlar sizi farklı bir ülkeye ya da farklı bir şehire yol almanıza yardımcı olacak. Pes etmeyin diyorum. Devlet ya da devlete bağlı alanlarda çalışıyorsanız, ani memurluk beklentiniz varsa, taşeron bir firmadaysanız bu kapılarınız için size sinyaller gözüküyor. Mücadeleye ve sabrınıza devam edin diyorum. Yalnız aile büyüklerimiz, kardeş, yani erkek kardeş, kız kardeş arasındaki yaşadığınız krizler biraz içsel dünyamızı yıpratmış olabilir ve kendimiz bu konuda acı çekiyor olabiliriz ve haksızlıkları, kime haksızlık yaptınız, kime farkında olmayarak incittiyseniz siz de farkında olmayan incittiğiniz noktalarla yüzleşeceksiniz. Yani Mars retrosunu unutmamamız ve Satürn'ün sizin özel hayatınızla değil de işteki sağlamlıklarınızın netliğine kavuşması, tabii ki unutmayın ki bir Raşa sabit yıldızla Uranüs'ün etkisi bir ay tutulması olacağı için artık ayak depremlerimiz, içsel depremlerimiz, tartışmalarımız ve ben neyim diyeceğimiz karmaşayı da içine alarak ya sabır demeyi çekmenizi öneririm. Ya sabır çekeceğiz yani bol bol. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı sizin hayatınızdaki var olacak ve yerinizle alakalı belirsiz gördüğünüz noktalarda, özellikle finans sektöründeyseniz, alım satım sektöründe yer ve konumunuzda rütbeniz artmış olacak ve iyi. Parasal evrede savaştığınız konular, iş haklarınızla ilgili dosyalar ya da mahkemeleriniz varsa artık bunları yavaş yavaş kendi avucumuzun içerisine alacağız. Yani korktuğunuz değil, kazançlarımızı avucumuzun içerisine alacağız. Ama bunu alırken de, çünkü gökyüzünün size şöyle bir havası var. Fazla masraflar cebinizi çok fazla yıpratabilir. Yine 2012 yılındaki gereksiz atar parasal tavrınız tekrar bizi sıkıntıya düşürebilir. O yüzden para ölçer makinenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Ve hayalleriniz, yatırım almak istediğiniz konularla ilgili de fırsatlar var. Mantık ve paramızı doğru oturtacağız. Sevgili gençler, yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı eğitim konumunuzu değiştirip farklı eğitim alanına geçmek istiyorsanız ve okul değiştirmek istiyorsanız bunun için destekleneceğiniz gözüküyor. Kendinizi yıpratmayın lütfen. Ama devletle ilgili geçmek isteyenler ve devlet ataması bekliyorsanız olumsuz gözükmüyor. Sabırlı olun, bu kapı sizin için gayet olumlu ve keyifli. Ve sevgili ev hanımları, yorucu değil. Sizin içinizdeki o heyecan, aileniz olan sevgi, aile içerisindeki yaşanan krizleri düzeltmek ve aile olmayı o kadar çok seviyorsunuz ki. Onların hatasını üstünüze aldınız. Eşinizin tavrı ve davranışı ne kadar sizi yıpratsa da bu evliliği götürme ve çocuklar ve kendi düzeni için karar verdiniz. Ama bulunduğunuz evde taşınma, yeni bir ev için fırsatlar ve özellikle eşinizin ailesinden gelecek bir destek sizi ev sahibi yaratacağını uyarıyor. Ama unutmayın ki sizin de yaşadığınız kendi ailenizdeki haksızlıklar, geçmiş konular sizi tetikleyebilir. Bunlarla şifalanarak, yoga yaparak enerjimizi değiştirebiliriz. Bol bol kendimizle yüzleşeceğiz.
kendimizi doğru tetikleyecek alanları görmemiz lazım. Gereksiz tetikleyen alanlar sizi yıpratmasın diyorum. Evet sevgili gençler, hayatınızdaki duygusal yönünüz verimli ve hayırlı olacak. Ama uzun süredir bir ilişki bekliyorsanız sevgili aslanlar, kalbiniz heyecan için geçmişle yüzleş, burayı kapat, yeni bir sayfa açmak için fırsatların var diyorum. Sağlık olarak özellikle mesela şu göz kapak sıkıntılarınız olabilir, göz alerjiniz, buradaki şişkinlikler olabilir. Şeker ve tansiyonunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Bir de uzun süredir kafanızda bir estetik ve güzellik alanına gidip ve özellikle sevgili beyler, saç ekimiyle ilgili fikirleriniz var. Bu ara motora merak olan sevgili takipçilerim, motorunuz hayırlı olsun. Güzel, kazasız, belasız, aydınlık olsun. Size ayın verdiği enerji, kendi içinizdeki sabrınızı doğru gördüğünüzde, bir yıllık döngünüzde sabırla iyileşmek, Allah katında da sabrınızın ödülünü alacağını gösteriyor efendim. Hoşçakalın. Sevgili takipçilerim, sevgili Başak Burcu ve sevgili Emine, sana da selam olsun. Beni bana selam yolla demişsin. Sevgili Emineciğim, sana da selam olsun. Nerede çalışıyorsan herkesi benim için öp. Evliysen çocuklarını, bekarsan arkadaşlarına kucak dolusun sevgiler. Evet sevgili Başaklar, bu tutulma yıldızların en gergin avcak sizin için güzel ve parlak bir noktayı destekliyor. Çünkü bu tutulma boğada gerçekleşecek ve sizin şansınızın, bereketinin ve korunma, yani siz bu tutulmada korunma şansına sahipsiniz. Yani bu korunma sizin hayatınızdaki zor gördüğünüz olaylar kolay şekilde hayatımızın içerisine girecek. Ve düzen, tertip ve hayatımızdaki düzensiz olan her şeyi güzel bir şekilde aydınlığa kavuşturacaksınız. Ne sıkıntı olabilir? Her şeyi bir anda yapmak isteme ruhunuz var ya, onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu. Ya arkadaş, biraz daha sakin yap. Sadece şu dosyayı takip et. Sadece evinin şekline bak. Yani bu konuları biraz daha vazgeçersek, işimizdeki yer ve alanla alakalı telaşlı yönümüz daha sağlam bir noktaya oluşur. Kardeş, kuzen ya da bu tarz ortaklı işleriniz varsa, kariyerinizle alakalı kaynaklı her noktayı doğru kontrol ettiğinizde kazançlarınız çok verimli bir noktaya erişecek. Yani bu süreci, işbirliği içerisinde yarattığınız her şey size para akacak. Yani nerede yedim paraları değil, nerede biriktirdim paraları söz konusu olacak. O yüzden de hem yiyin hem biriktirin diyorum bu tutulma size. Çünkü neden? Sizin mesela geçtiğimiz 2009, 2008, 2010 kariyer hayatınızdaki çok önemli noktalar yaşadınız ya, sonra yavaş yavaş gerilemeye başladığınız düzensizlikler, işinizle alakalı haksızlıklar. Yani siz o döngüye dönmek istemiyorsanız şu anki sisteminizi en sağlam ve şekilde çevre ve dostlarınıza çok iyi belirleyerek ve iş ekip arkadaşlarınıza sıkı sıkı sarılarak gücünüzü belirlemeniz lazım. Çünkü yazık olan tek şey ne olur? Sizin yaş ilerlemeniz. Yoksa başarmayacağınız hiçbir sorun yok. Evet, bu ara duygusal yönünüzden vazgeçmek istemiyorsunuz. O benim olması lazım. Bana haksızlık yaptı. Ben bir şey yapmamıştım. Ben onunla hesaplaşmak istiyorum. Bunun cevabını almak istiyorum diyeceksiniz. Sanki çat onun kapısına gideceğiniz bir döngü. Hata yaparsınız. Çünkü oranın sizi istemediğini bilmenin, kendi özgürlüğünü yaşamak isterken ona o baskıyı yaratamazsınız. Haddinizi bilin, kendinize gelin. O size gelmeli. Çünkü onun sizde kalan bir kalbi var. Sizin ona kalbiniz kırık. O kalbi tamir etmek için gelmeli diyorum. Evet, kurumsal bir firmada çok yoğun bir tempo, evraklar, koşturmalar, yoğun bir tempo ve ödülünüz, yıldızınız size doğru parlayacak. Gerçekten de şöyle demek, yurt dışı bağlantılı yazmak, kendinize mesela blog yazarlığı, yeni yaratacağınız, sanat yaratacağınız ya da kendinize finansal anlamda yapacağınız iş kapılarınızda çok büyük bir destekleyici bir dönem. Bunu doğru başarmanız lazım. Evet, aşkta hassasiyet, sağlıklıkta da hassasiyetiniz ulaşacak. Bağışıklık sistemimizi mümkün olduğu kadar güçlendirmeniz lazım. Çünkü stres bağışıklık sistemimize vurmuş. En ufacık şeyde halsiz ve yorgun hissediyorsunuz sevgili Başaklar. Buna dikkat edelim. Bol bol doğru beslenme, saatinizde kahvaltınızı, öğle yemeğini, akşam yemeğini size doğru düzenli yemeniz gerekiyor. Çocuklarınızın bağışıklık sistemiyle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Evde gribal enfeksiyonlar yoğun olabilir. Bunu uyarıyorum. Evet, ilişki konusunda da
Hani yalanlarla yüzleşiriz ya, aldatma, yalan, hikaye. Evet, işte o acıyla yüzleşeceksiniz. Kim size ne yaptıysa ayağınıza gelecek. Kime ne yaptıysanız ayağınıza gideceksiniz. O yüzden bu tutulma sizin gerçekleri, duygusal aldatılma, yalanlar, hikayelerle yüzleşme. Yeni aşk arayanlar için çok yoğun bir tempo var. Çünkü siz sıyrıldınız, iyileşiyorsunuz ve gerçekleri görüyorsunuz. Doğru kalbe doğru iyileşeceksiniz. Yalnız burada anne rahatsızlığı olabilir, abla rahatsızlığı olabilir. Bununla ilgili de ona destek vermeniz lazım. Baba özlemi yaşıyorsunuz. Baba ile çocukluk anılarına inebilirsiniz. Bunlarla ilgili geçmiş hatıralarınız yoğun tetikleyebilir bu tutulmada. Hepimiz, ben de çok özlüyorum. Ama ben 3 yaşındaydım babamı kaybettiğimde. Hiç anım yok. Sadece anneme bağırıyordu. Süper Hatice diyordu rahmetli. Tek o anım var. Başka da hiçbir anım yok diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda hedeflediğiniz birçok noktanın ayak sesleri güzel geliyor. Kendinizle ilgili hedef odaklanmalar çok verimli. Cesaretinize devam edin. Ev hanımları, elektronik eşyalarda bozulma, özellikle de bilgisayar ya da televizyonla ilgili yenilik dönemimiz var. Hayırlı olsun. Eşinizin biraz atışmaları yoğun olacak. Alttan almayı öneriyorum size. Ama evlenmeyi düşünen çiftler, özellikle Aralık sonuna kadar sürpriz bir evlilik ve gideceğiniz mesela bir seyahat size mutluluk yaratacak. İş gereği gideceğiniz yollarda da gayet hayırlı bir süreç var. Sevgili gençler, size inanmaktan çok kendinize inanmanız gerektiğini artık öğrenmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmediğiniz sürece hep başarısız olursunuz. Size ben inanıyorum, siz de kendinize inanmanızı öneririm. Aşk, 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 aşk. Evet, aşkla sınanıp aşkla şifalanacaksınız. Selam Melis. Selam teraziler. Melis'e de çok selam söylüyorum. Benim ismimi mutlaka söyle demiş. Ay vallahi ayrılma, buluşma, selamlaşma programı olduk. Evet sevgili teraziler. Özellikle Mars retro olunca ne oluyor? Bu tutulma verdiğiniz kararlarda net olmanız gerektiğini ve önemli eylemler sorgulama, test etme, kendinizi bulma, işinizle alakalı insanları test edeceğiniz bir döngü olduğu için mümkün olduğu kadar zorunlu olunan her noktayı test edin. Ve çünkü kendinizle alakalı noktayı en iyi şekilde oturtmak istiyorsunuz. Parasal, finansal evrelerimizle alakalı geçmiş hatalarımızı tekrar tecrübe etmemek adına plan ve program evresine ilerliyoruz. Yani bu ay tutulması sizin plan, program ve sizin parasal yönünüz, tecrübe edeceğiniz, test etme ve iş konularındaki hatalarınızı görmek için doğru bir adım. Yani siz ben bu olayı alıyorum dediğinde artık bu iş sizindir. Ama gerçekten test ederek alıp, gerçekten insanları sınavdan geçirmeniz lazım. Çünkü bulunduğunuz iş yerindeki bazı insanlarla hummalı konuşmalar, hummalı laflar, birbirinizle çatışma, dönem dönem birbirinize rakip gördüğünüz insanların hiç sınıfınız olmadığını farkına varıp, sonra da ben kiminle kavga ediyorum enerjisine geçişler yapacağınız için temkinli olmanız lazım. Bu ara sık sık seyahatlerde aksiliklerimiz olabilir. Yurt dışı seyahatlerimiz, iş gereği gideceğimiz alanlarda da terslikler var. Bunları toparlamamız lazım. Evet, bu tutulmada özellikle ay tutulmasında Uranüsyan etkisi çok fazla olacak. Raşa, sabit yıldız. Yani içsel karmaşık noktalarımızı hani deriz ya, iyileştirmeye doğru gelse de sizin çocukluk anılarınız tetik yaratacak. Çocukluğa doğru yaşadığımız krizler bizi yıpratabilir. Bunları iyileştirmemiz lazım. Masraflardan kaçınmanız gerekiyor. Bu dönem masraf döneminiz. Ve iletişim konularında bu tutulmalarda özellikle Mars'ın retro olmasıyla birlikte sizin iletişim hakimiyetinizle ilgili yaşayacağınız zararları da gösterir. İnsanlarla iletişiminizi doğru oturtmanız lazım. Kandırılma, yalan, size bunlara inanabilirsiniz. İş çevresindeki inandığınız insanlarla alakalı noktada sizin arkanızdan hançerleyebilir. Geçmiş ilişkinizle yüz yüze gelme ihtimaliniz çok yüksek. Onunla hesaplaşma evreniz var. Bu ara tadilat konusu, araç tamiri, ev tamiri ile ilgili pürüzler çıkabilir. Mümkün olduğu kadar tamircinizi ya da seçtiğiniz yeri belirlemeniz lazım. Yoksa zarar görebilirsiniz. Çünkü aşırı masraflar sizi bekliyor diyorum. Bir de işi değiştirmek, yeni bir kapıya gitmek istiyorsanız bulunduğunuz nokta sizi şartlar konusunda tekrar uyaracak. Mümkün olduğu kadar bulunduğunuz noktayı tercih etmeniz sizin için daha başarılı. Aa yok ben gidiyorum derseniz bulunduğunuz noktada geçici görev yapıp işten kendiniz çıkacaksınız. Devletle alakalı girmek ya da bu konularla ilgili beklentiniz varsa olumsuz değil ama mücadele ve çaba vermeniz gerektiğini uyarıyor. Yani araya birilerini sokarsanız
Bu kapınız da hayırlı. Sevgili gençler, kendinizle alakalı zorlayıcı, kaprisli insanlar ve eğitim konusunda algılamama evreniniz var. Sadece dinlenip uyumak istiyorsunuz. Öyle bir şey istemiyorum. Odaklanın, başaracaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada yeni iş başvurunuz hayırlı olsun. Her iki tarafında başvurusunda olumsuz bir nokta görmüyorum. Gideceğiniz yer size uğurlu ve bereketli olacak ve şans kapınızı arttıracak gözüküyor. Kendi işinizi yaptıysanız aşırı zorlayıcı, devamlı bir yerlere, hani deriz ya, devam, oraya toplantı, buraya toplantı, aşırı zorlayıcı, ama bu mücadeleyi verdiğinizde başarılı bir zorlayıcı olacak. O yüzden kafanızda gitmek istediğiniz iş gereği konuşmalarınız için mücadele verin, gidin, zafer sizin. İlişkiler konusunda da en çok eski ilişkimle ilgili haber bekliyorum diyorsanız yüzleşmeniz var, ama bu ilişkinin gelecek vaat eden noktası yok. Onun hayatında sakladığı biri var, bilginiz olsun. Evet, bu ara aşk enerjimiz yüksek ama inanma evremiz zayıf olduğu için duygusallığa biraz daha ağırdan alacağız, kendimizi dinlendireceğiz. Sevgili ev hanımları, parasal konudaki harcamalarımıza dikkat etmemiz lazım. Eşimizin tipintiliği başladı. Onu buraya koy, bunu buraya. Pazar parası ya da alışveriş parasından kendinize yatırım yapmanız gerektiğini öğrenmeniz lazım. Bu ara sosyal, spor, yürüyüşler, bunlarla ilgili vücudumuzun enerjisine iyi gelecek. Kendimizi daha doğru besleme noktasına çıkartacağız diyorum. Ya şöyle bir şey var, özellikle çocuklarınızla ilgili bağırışmalar, tartışmalar, çocuklarınızı rencide ediyorsunuz sevgili ev hanımları. Bunların üzerine fazlasıyla baskı yapıyorsunuz ve onların özgürlük alanını yıpratıyorsunuz. Bunu öğrenmeniz lazım. Çocuk tedavisi düşünenler için şu an gereksiz bir tedavi sürecine girip üzülmenizi istemiyorum. Kasım ortası ya da Kasım sonuna doğru bunu yapmanız sizin için daha sağlıklı. Evet, yeni bir tamir, yeni bir ev alıp tadilat ettirirken bir sürü masraf çıkabilir. Aldığınız evi şimdiden kontrol etmeniz gerekiyor. Evlenmiş, ayrılmış, çocuğu olmayan ya da çocuğu olan sevgili takipçilerim için bu ara çok yakın aile dostunuzun size tanıştıracağı insan sizin ilginizi çekebilir. Yarım bıraktığınız eğitimi de tamamlamanız gerekiyor. Ailenizle alakalı toprak ve arazi için memleketinize gitmeniz gerekiyor. Burada bazı evraklar vermeniz lazım. Bu ara sağlıkta özellikle nefes borumuz, yediğimiz gıdalar, nefesle alakalı sıkıntılarımız, uyku apnemiz olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın. Sevgili akrepler, sevgili ailem, nasılsınız? Güzel takipçilerim. Evet, neyi öğreneceğiz bu ay tutulması? Biliyorsunuz ki zıt burcunuza denk geliyor. Zıt burcunuzda gerçekleşeceği için doğal olarak boğanın sabit alanı sizin değişken alanınızı harekete geçirecek. İlişkiler, evlilik çatırdaması, evlilikte ihanet, evlilikte ilişkilerde yalan yanlış olaylar bizi tam anlamıyla bir kaosa sürükleyecek. Mantığımızı çalıştırmamız lazım. Gerçekleri ve risk gördüğümüz ilişkileri bitirip kendimizle yüzleşip yolumuza devam etmemiz lazım. Evet, bu tutulmada Satürn'ün etkisi iş hayatımızla alakalı bölünmesi gereken noktaları, veda etmemiz gereken ve kendimizle ilgili barışık olmadığımız iş alanımızı değiştirmeyi temsil edecek. Mars retrosunu da unutmamamız gerekiyor ve Uranüsyan etkisi bizim dağınık ruhumuzu, hani deriz ya, küllerinden doğmak, sanki küllerimizi tekrar kapatıp kendimizi orada iyileştirip şifalandırıp yeniden sahaya çıkmamızı uyarıyor. Bu sahada beklediğimiz iş konularını doğru tercih ederek yolumuzu belirleyeceğiz. Yani olumsuzlukları mücadelesini verdiğimizde sağlam noktaları kendi hayatımıza çekeceğiz. Kurumsal alanda bazı karışık dönemlerin rüzgarı çok sert esecek ve siz yeni bir iş ayarış içerisinde olacaksınız. Buradaki karışıklıkta var olmak istemeyeceksiniz. Eğer ki insan kaynakları alanında hakim, finans alanındaysanız ani yer değişimleri sizi rahatlığa ve kendi işinizi yapıyorsanız burada güçlenmek adına büyük bir saha oluşumu yaratacaksınız. Ekip çalışmanız, dışarıdaki çalışma hakimiyeti size ekstra kazanç ve güçlenme sağlanacak. Devletle bağlantılı diyaloglar içerisinde çalışma hayatınız varsa bulunduğunuz noktada doğru kararları görüp kendinize alanınızı daha sağlam bir şekilde hayatımızın içerisinde götürmeye yardımcı olacak. İş mahkememiz, ailevi miras mahkemelerimizin de yoğun olacağı. Yani bu tutulmada
boşanma mahkemelerimiz, ilişki bitme mahkeme, miras mahkemelerimizin daha yoğun olacağınızı görmenizi öneriyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin dağınık karakteri para kaybına sebep olacak ve siz de bu yüzden borçlanmaya doğru gideceksiniz ama iş hayatınızı özellikle kontrol etmeniz gerekiyor. Sevgili gençler, bu ara meraklı alışkanlıklarınız olabilir, eğlence ruhunuz daha ön planda olabilir, biraz dağınık paralar harcayıp bedenimize zarar verebiliriz. Bununla ilgili kendimizi iyileştirmemiz lazım. İlişkiler konusunda aşık olmak, yeni ilişkiye başladıysanız onun ikili ilişki, başka bir ilişkisi olduğunu hayatınızda göreceksiniz. Ve size yalan söylemesi sizi çok fazla incitecek. Geçmiş ilişkide zaten zararlıydınız. Tekrar onu affetmek demek, tekrar başa dönmenizi uyarıyor. Mümkün olduğu kadar geçmiş olan, var olan her şeyi temizleyip arınmaya ihtiyacınız var. O yüzden küllerinizden doğmak için bir ay kendimizi şifalandıracağız ki tekrar hayatın bize renk tutması lazım diyorum. Evet, ev hanımları bu ara gerçekten yoğun bir tempo, tadilat, yenilik, her şey yenilenme evresindesiniz. Özellikle pimapenlerle alakalı değişmesi gereken camlarınızla ilgili yenilikleriniz var gözüküyor. Kapılarda bir değişim söz konusu olacak. Eşinizin stresli ve agresif tavrı sizi yormasın. Çok büyük bir iş projesi var. Bu iş projesi bizim parasal hayatımıza da renk katacak gözüküyor. Bu ara evlenmeyi düşünen çiftler, emin misiniz? Doğru adım atıp onun yalanlarıyla karşılaşabilir. Aileler arasında terslik olabilir. Kalbimdeki kişi ne diye düşünüyor diyor canımız. Burada başkasıyla da ilgileniyor, sizinle de ilgileniyor. O yüzden biraz sıkıntılı diyorum. Aman dikkat. Sağlık konusunda özellikle boyun fıtığı ve bel fıtığı, baş dönmelerimiz ve migren ağrılarımız ön planda olacak. Bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Bu ara alım satım konularımızla ilgili ani kararlar bizi maddi zarara sokabilir. Daha dikkatli, daha kontrollü, daha sistemli hareket etmemiz gerekiyor. Bu ara güvendiğiniz dostlarınızın sizin verdiğiniz sırlar açığa çıkacak ve tehditkar konuşmalar canınızı sıkacak. O yüzden dostlarınızda eleme vakti. Hoşça kalın efendim. Sevgili yaylar, güzel ailem, bu ay tutulması sizin, hani deriz ya, kötü arkadaşlıklar, iyi ve dost arkadaşlıkları eleme. Hani nohuttaki taşları eleriz ya, nohuttaki taşları, zararlı taşları eleyeceksiniz. Dostlarınızda, iş çevrenizde, ilişkileriniz ve özel hayatınızda güvendiğiniz insanları elemek olacak. İş yerinizde değişilmesi gereken konularla ilgili çok güzel ekip ve çalışma arkadaşlarımızdaki var olacak yenilikler bize güç katacak. Orada da taşları, kötü taşları elememiz gerektiğini söyleyeyim. Yani Mars ikizlerdeki retrosu ilişkiler, konuşma, düzen hayatımızı ciddi anlamda zarar verecek negatif insanları komple hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Kurumsal hayatta yatırım konularımız ve iş gereği yatırımlarla ilgili çok güzel atılımlar atacaksınız ve bu sizin başarı hayatınıza, başarı ünvanınıza doğru noktada imza kat edecek ve konum ve mertebe değişikliğiniz söz konusu olacak. Bu ara iş gereği gözünüz uyanık olmalı, gözünüz açık olmalı. Çünkü yeni işler, yeni teklifler sizin hayatınıza renk katacak. Özellikle seyahatler ve gideceğiniz iş seyahatleriyle alakalı kendinizi güven alanı yaratacaksınız ve burada kendinizi en doğru şekilde ispatlayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız da bu iş kapılarımızla ilgili yenilenmek, yeni ürün, yeni projeler, yeni oluşumlar için inandığınız ve güvendiğiniz birçok insanın desteğiyle birlikte alanımızı güçlendirip daha yukarıya doğru planlarımız var. Bu ara kapatmak istediğimiz farklı projeler içerisinde olduğumuz işleri de yavaş yavaş hayatımızdan sonlandırıp yeni projelerde yer alacağız. Bu der ki para harcamalarımızla alakalı noktayı 5 kat daha doğru noktada düşünmeniz lazım. Çünkü bu ara gerekli gereksiz bütün masrafların ödemesi sizin üzerinizde ve artık zorlanmaya başladınız. Kredi başvurunuz ve kredi borçlarınızdan dolayı hem kredi başvurup orayı kapatacaksınız. Ekstra devamlı bir borçlanma, borç ödeme tekniğinizi kurtarmanız lazım. Çünkü bunu 6 ay içerisinde doğru dengeye kurmamız gerektiğini uyarmamız lazım. Özel hayat ve duygusal hayatınız, yani özel hayat ve duygusal ve iş hayatınızı birbirinize karıştıracaksınız. Bu ara iş yerinde etkilendiğiniz çevrenizdeki insanlar sizin aklınızı karıştırabilir, iş hayatınıza zarar verebilir, iş çevresinde kimseyle ilgilenmiyorsunuz.
işinize odaklanmanız lazım. Çalışan evli çiftlerimiz arasında bu ara duygusal boşlukların yarattığı ilişkimizde ve iş hayatımızda yıpratıcı sözler ve ilişkimizde çatışmalara sebep olacak. Biraz dikkatli olursanız sevinirim. Evet sevgili gençler, kendinizle alakalı göremediğiniz ve eğitim konularınızla alakalı ısrarla ben bu bölümü okumayacağım, başka bölüme geçmek istiyorum dediğinizde biraz zorlanacağınız ve eğitiminizi yarım bırakacaksınız. Mümkün olduğu kadar bu noktaya ailemizi yıpratmadan iyileştirmeye, çünkü duygusal hayatınız öne geçti ve bu yüzden eğitiminizi yarım bırakıyorsunuz, yapmayın lütfen diyorum. Bu ara ev almak, ev yapmak, tadilat, bu konularımız daha yoğun olacak. Özellikle hobi alanlarımızı çok fazla geliştireceğimiz ve kendimizi şifalandıracağımız, hani bitkilerimiz, evdeki evcil hayvanlarımızla alakalı bağlarımızı daha kuvvetli yaratacağız. Bayağı yoğunluk. Bir de para konusunda borç verdiğiniz ya da uzun süredir unuttuğunuz paranızı almak isteyeceksiniz ama o tarafın maddi konuda sizinle ilgili borcu olmadığını savunacak. Bu yüzden tartışmalara da açık olalım. Evet, evlenmeyi düşünen ve ilişki konusunda radikal karar verenler, aile desteğiniz ve parasal konusu iyileştirerek bu konunun kapısını gayet rahat bir şekilde oturtacak diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara gerçekten ailevi sorunlar dışında kendi yarattığınız, kendi psikolojinizle alakalı zorluklarınız var. Bunu iyileştirmeniz lazım. Eşiniz ve çocuklarda bir problem yok. Gereksiz onlara bağırıp çağırmayı bırakın. Eşinizin de son zamanlarda sağlık problemleri ve işiyle ilgili yaşadığı krizlerden dolayı içine kapanmış olduğu gözüküyor. Ama siz sevgi arayışındasınız ve bunu çocuklardan ve eşinizden beklediğiniz, onların da nevrut tavrı sizi yıprattığı için biraz yalnız hissediyorsunuz. Onları da anlamanızı öneriyorum. Çünkü bu arada çocuklarınızla ilgili yurt dışı ve de şehir dışı gideceği yolculuklarda gayet başarılı ve aydınlık. Ama ve ama yakın bir akraba ya da yakın kuzeninizin evlilik haberi biraz sizi şaşırtabilir. Asla evlenmez dediğiniz bir kuzeniniz ya da yakın akrabanızın evliliğine gidecek gözüküyorsunuz. Aile apartmanı 3 ya da 4 katlı bir aile apartmanınızla alakalı haksızlığa düşebilir. Baba köklerimizle alakalı büyük tartışmalara da açık olmanız gerekiyor. Bu ara yabancı dil eğitimi ya da diksiyon eğitimi ya da dille alakalı almak istediğiniz eğitimlerin yönü aydınlık, merak etmeyin diyorum. Sağlık konusunda özellikle egzama çok fazla, göz alerjiniz çok fazla ve nefesle alakalı tıkanıklar ve gece terlemeleriniz yoğun. Menopoz enerjisi sevgili kadınlar, dikkat etmemiz gerekiyor diyorum. Bu ara uzun süredir ilişkisi olmayan ve yalnız olan sevgili takipçilerim, yaşı olgun takipçilerim için diyorum ki zaten kimseyi beğenmiyorsunuz. En azından enerjinizi farklı noktalarda gezerek, seyahat ederek, kitap okuyarak kendimize farklı alanlar yaratmamız gerektiğini bilmeniz lazım. Çünkü Mars ikizler retrosu sizin iletişim hayatınızla ilgili ciddi kazalara, yanlış anlaşılmalara ve sertliklere uyarır. Ve ay tutulması özellikle Uranüs'ün var olduğu için ve Raşa sabit yıldızı eşlik edecek ve bu demektir ki sizin travmalarımız, yani mesela iş travmamız, para travmamız, aile travmamızı tetikleyecek, doğru görerek ve doğru yörüngeyi bulmanız gerekiyor. Hoşçakalın efendim. Sevgili oğlaklar, canım ailem nasılsınız? Ah ah ah, ay tutulması var. Ve özellikle sabit yıldız Raşa ve Uranüs'ün etkili olduğu için hayatınızda ve ikizler retroda ve iletişim konuları ile ilgili çalışma hayatınızda bazı aksilikler yaşanacak, dijital krizler, mailler, yanlış anlaşılmalar had safhada olacak. Mümkün olduğu kadar hayatımızla alakalı her noktayı baştan kontrol etmemiz lazım. İş kazaları, iş hasarları, işle ilgili iftiralar yoğun bir senaryo yazacak ve bu büyük bir ihtimal 2019'daki yaşadığınız sorunları tekrar hayatımıza yoğun bir şekilde getirecek. Mümkün olduğu kadar sağlıklı adımlar atalım. Özellikle de bu tutulma kimimizin kendi evinde, kimimizin iş yeriyle alakalı tardilat, kendi evimiz, kendi alanımızla ilgili yoğun değişiklikleri de ön planda tutacağı için fazla masraflar söz konusu olsa da ekonomik gücünüzün yettiği kadar sistemi ayarlayacaksınız. Dikkatli olun. Yeni ev, yeni oluşum, yeni iş kapıları size şans getirecek ama tabii ki alanı kontrol ederek, yani hızlı değil, doğru adımlar, doğru sistemler yaratacaksınız. Çünkü Satürn burada çok önemli bir rol alıyor. Bu da bizim iş hayatımızla alakalı uzun süredir planladığımız, yavaş yavaş altyapısını kurduğumuz işlerle ilgili büyük fırsatlar, yenilikler, yeni fırsatlar kapısı yaratacağı için de sağlam ve kalıcı işlerin
ferahlığına ama Mars retrosu ikizlerde olduğu için yanlış gelecek haberler işle ilgili dengemizi bozabilir. O yüzden sağlamlık yönümüzde netliğe kavuşalım. Kurumsal alanda çalışıyorsanız yönetimle ilgili değil de kendi içinizdeki krizler, ekip ve toplantılarda yaşanacak ufak tefek kazalara da açık olmamız lazım. Bu ara yıl sonunun temposu sizin enerjinizi de yormaya başladı ve birikmiş primleriniz ve maaşınızla ilgili beklentileriniz çok yüksekti. Özellikle burada maaş konumuyla alakalı iş yerim beni nasıl motivasyonumu arttıracak düşünceleriniz var. İstediğiniz maaşınız ya da istediğiniz konumunuz gayet rahat bir şekilde aydınlığa erişecek. Devletle bağlantılı taşeron, devletle alakalı bağlarda çalışan sevgili oğlaklar için fırsat kapılarınız çok yoğun. Kalıcı noktalarınızın imzaları atılacak ama yurt dışı seyahate, iş yerine gideceğimiz seyahatlerde de çok ciddi anlaşmalar ve bu anlaşmaların sonucunda beklediğiniz noktanın haberlerini duyacaksınız. Yerinizle ilgili değil, maaşınız, konumunuzla ilgili Ocak sonrasındaki değişimlerin mutluluğunu tadacaksınız. Doğru adım. Kendi işinizi yapıyorsanız da bu ara mevcut paranızla alakalı ekstra işlere girip kendinizi zarara sokmayın. Bulunduğumuz alanları doğru şekilde kontrol etmemiz lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle her iki tarafında işle ilgili krizleri yoğun. Aynı şekilde de bu yoğunluğu eve stresli bir şekilde yansıtıyoruz. Bunu yumuşatmamız lazım. Kız çocuğunuzun sağlık problemi var. Bunu ön planda tutalım. Eşinizin de özellikle ayak ağrıları hayatımızda sıkıntı yaratır. Evet, bu ara evlenmeyi düşünen ve ciddi ilişkisi olan daha dikkatli ve sorunlu ilişkilerinizi, sorunlu olan noktaları gözden geçirmemiz lazım. Evliliğe doğru giderken bu evlilikte de bu sorunlar, o aile problemleri gün yüzümüze çıkacak. O yüzden hal hazırdayken çeki düzen vermemiz gerektiğini düşünmemiz lazım. İlişkinizle alakalı zorlayıcı, yani bitmeye çalışan ya da ilişkiye oturtmaya çalışan sevgili oğlaklar için zorlayıcı, kırıcı ve yıkıcı bir dönem olacak. O yüzden siz de sakin olarak dengeyi doğru kurmanız lazım. Bu ara aşk enerjisi fazla oluyor oğlak burçlarına ama sizin parasal hayatınızın daha revaçta olacağı ve aşk konusunda da biraz daha beklemeniz gereken evreler var. Acele etmeyin, flörtöz ruhunuz ön planda olacak. Tanışmalar hakim kılsa da doğru kader için daha vakit var diyorum. Sevgili gençler, bu ara özellikle eğitim konularınız gereği yapacağımız yeni eğitim, yeni oluşumlarda gayet başarılı ve keyifliyiz ama kendi inanç evreniz biraz yıpranmaya başladı. Kendi güveninizi biraz yıpratmaya başladınız. Bunu toparlamamız gerekiyor. Evet sevgili ev hanımları, bu ara çok koşturmacalı, misafirlerin yoğun olduğu, onların gidişi, aile misafiri, eşinizin tarafı, çocukların misafiri, gerçekten yoruldunuz. Çocukların eğitimi için koştur. Bu ara sizin kendi içinizde sakin kalmaya ihtiyacınız var ama mesleki anlamda ne yapabilirim araştırmasına girdiniz. Vallahi güzel eğitimler var, kendinizi geliştirecek fırsatlı kapılar var. Siz de cesaretinizi toparlayın. Yeni iş fırsatları olumlu evrede, evde bile iş yapabilirsiniz. Bu ara nakışa bu tarz merakınız varsa bu tarz noktada sizi gökyüzü destekliyor. Miras tartışmalarımız sözlü devam edecek. Ama geçmiş iş ve geçmiş ailevi miraslarımız hala gündemde, hak konusu belirlenmemiş noktada. Aile büyüklerimizden de ceza ve ceza ile ilgili sıkıntılarımız olabilir. Dikkatli olun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken uzakla ilgili göz problemimiz olabilir ve üreme organlarımızla alakalı sağlık problemlerimiz hassasiyet yaratıyor ve de artık sevgili kadınlar bir simir testi yaptırma vakti diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Sevgili ailem, güzel bir hafta olsun. Mars retrosu ve ay tutulması var 8 Kasım'da. Özellikle sizin lüks harcamalarınız, renkli dünyanız, renkli hayat evreniz çok daha ön planda. Çocuklarınızla ilgili masraflar, işinizle alakalı yapmanız gereken masrafları uyarıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar, evet, harcamaları fazlasıyla yapacağız. Sonrasını ödemenin cebedesini siz çekeceksiniz. İş konunuzla alakalı zorlayıcı bir dönem.
ve özellikle iş yönetici ve ekip arkadaşlarımız tarafından haksızlığa uğranabilir ve burada gereksiz şekilde iftiraya uğrayabilirsiniz. Şirketinizi ani değiştirebilir. Yeni kapılar için zorlayıcı ama der ki zaten burası size umutsuzluk yaratıyordu. Gideceğiniz nokta umut olacak. Cesaretinizi toparlayın. Her kapı sizin için hayırlı ve aydınlık. Uzun süredir işsiz olan sevgili takipçilerimizle alakalı Satürn enerjisi sizin sağlam kapılarla ilgili noktada güzel uyarılar ve haberler alacağınızı uyarıyor. Ama yeni ay Boğa burcunda sabit yıldız Raş'a eşlik edeceği için Uranüs'yan olacağı için geçmiş iş kaoslarımızla alakalı ertelediğiniz her şey gün yüzüne. Mesela 2010'da ertelediğiniz konu neyse aynı şekilde bu konularda gündemimize. Vergi borcunuz, unuttuğunuz borcular hayatımıza böyle darbe gibi vurabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar geçmiş ait ne varsa bunları çözme vakti diyorum. Evet, devlet kapılarımızla alakalı çok yoğun ve koşturmalı iş temponuz olacak. Özellikle polis, asker, savcıysanız yer değişimlerimiz, ani görev değişimlerimiz hayatımıza renk katabilir. Sağlık ya da hizmet alanında çalışıyorsanız burada farklı değişiklikler beklentiniz var. Bunun için daha zaman evresi var gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız, kendi işinizle alakalı noktada parasal krizleri önleme vakti, bunları görme vakti ve alanımızı yenileyip enerjisini düzeltmeye ihtiyacımız var. Başkalarının aklı sizi yormaya başladı. Kendi aklımızı görerek bu sisteme hakim olmamız gerektiğini bilmeniz lazım. Kurumsal alana geçmek istiyorsanız, çok yakın bir aile dostunuzun iyiliğiyle birlikte bu haber sizin için olumlu ve aydın. Eğer akademik kariyerle alakalı çalışmalarınız, enerjiniz varsa burada başarınıza başarı, ünvanınıza ünvan. Ama der ki seyahatlerde aksilikler, gideceğimiz yolculukta bazı plansız ertelenmeler söz konusu olabilir. Bu da Merkür ikizlerdeki retrosu sizin gideceğiniz yolculuklarla alakalı evreyi sıkıntıya atacağını ve bu konuda kontrolsüz hareket etmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin biriyle flört ettiğini ve aldatıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü ikili ilişkilerde flörtöz bir ruh var. Eşinizin bu ruhu sizi rahatsız ediyor. Aynı düşünceyi de eşiniz sizin için düşünüyor. Şu an bulunduğunuz iş yerinde güzel başarılar var. Buna odaklanmanızı öneriyorum. Çalışan ev hanımlarının özellikle bir ev telaşı var. Bu konuyla alakalı da ev kapımız hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, bu ara lüks harcamanızdan çok, aşk ruhunuzdan çok eğitimle alakalı planladığınız hayat yönünüzü belirlemek, bu konuda radikal bir şekilde yurt dışı başvurusu, şehir dışı başvurularınızla alakalı olumlu diyaloglar ve yüz yüze görüşmeler size ayrı bir has ve keyif yaratacak. Cesaretinize cesaret, başarınıza başarı olsun. Beğendiğiniz kişinin de size güzel bir enerjisi var. Hiç korkmanıza gerek yok. Uzun süredir ilişkiniz belirsizse, sizi rahatsız eden bir ilişki içerisindeyseniz artık bununla yol ayrımı ve sizin radikal kararınız güzel bir mutluluğa doğru gidecek. Geçmiş ilişkinizle alakalı, yani tekrar bir flörtöz ruhu olsa da ona güvenmemeniz gerektiğini ve bu kişinin size doğru adım atmadığını görerek karar verirseniz sevinirim. Sevgili ev hanımları, bu ara ev içerisinde olur olmaz sakatlıklar, ani kazalar, ani yaşanacak aceleci ilham, hani ihmalsizlikten kaynaklı kazalarımız söz konusu olabilir. Ev içerisindeki herkesi kontrol etmemiz lazım. Sizde de bir halı takıntısı, bir yorgan, bir battaniye takıntınız başladı. Nevresim, her şeyi yeniliyorsunuz. Yani kolay gelsin ama eski ürünler daha güzeldi. Attığınız şeyler aslında daha kıymetli, yenileri çok basit, o yüzden düşünün. Sizin de üçüncü katta bir ev düşünceniz var, ailenizin desteğiyle birlikte ev enerjimiz olacak. Eşinizle zıt karakter yumuşamaya doğru gitti. Boşanmak isteyen sevgili kovalar için radikal bir karar, yazıyı yazdım, asla vazgeçmiyorum diyor dediğiniz bir enerjide olacaksınız. Ama eşiniz sizi seviyor, onu affetmek belki de bu ilişkiyi daha sağlam bir şekilde oturtacak. Çünkü siz onun ailesinin yüzünden sorumsuz sahibi olduğunu ve bu ilişkiye sorumluluk getirmediğini gösteriyorsunuz. Satürn burada onun ailevi sorunlarını da verimli şekilde iyileştireceğini gösteriyor. Cesaret, iyileş. Yani burada Raş'a sabit yıldız, Uranüs'yen bir yıldız oluşacağı için Boğa'nın etkisiyle birlikte şöyle düşünelim sevgili Tan. Yıkacağımız her şey zarar gösterir. Doğru görüp doğru karar vermemiz lazım. Sağlık olarak özellikle apantis, mide gazımız ve astritle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Ufak bir operasyonumuz var ve aile büyüklerimizden de ani bir operasyona girecek biri var. Panik yapmayın, o diş için operasyona giriyor. Kemik erimesi, diş kemikleriyle ilgili hassasiyet olabilir. Hoşça kalın efendim, sevgili kalın.
Sevgili balıklar, güzel ailem, nasılsınız? Evet, bu hafta unutmuyoruz ki gökyüzü çok fazla bir ay tutulması boğada gerçekleşecek. Mars ikizler retrosunu unutmamamız lazım. Reşa, yani sabit yıldız, Uranüsyen bir ay tutulması olduğu için bu der ki en güvendiğiniz alana, evinize, çevrenizdeki insanlara, iş ekip arkadaşlarınıza, güven duyduğunuz her noktaya dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü 3 sene, yani 2015, 2016 ve 2014 yıllarındaki yaşadığımız krizler bizi tekrar tetikleyecek. Bu da şunu gösteriyor. Siz oradan bir türlü çıkamadınız. Oradaki korkularınızı yenmeniz lazım. Eğer bunları yendiğiniz takdirde daha doğru adımlarla iyileşecek gözüküyorsunuz. Bu ara ani ev değiştirilme, iş gereği taşınma, iş yerinin taşınma hareketleri de yoğun olacak. Kurumsal bir alanda farklı bir mekana, farklı bir bölüme geçmek istiyorsanız hayırlı olsun. Devletle alakalı mücadeleleriniz varsa olumlu konuşmalar ve bu konuşmalar arkasından bu kapınızın size hızlı bir şekilde yer alacağını da unutmamanız lazım. Bu ara iş başvurularınız varsa olumlu sonuç yaratacak, korkmanıza gerek yok diyorum. Özellikle de ve özellikle en güvendiğiniz ve asla bana zarar vermez dediğiniz kişinin de size sırtından hançerlediğini birebir gözünüzle şahit olacaksınız. Bu da demektir ki her güvendiğiniz insan evinizin içerisine girmemesi lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara özellikle eşinizin hırsızlıkla ya da sizin yanlış bir hatanızla bazı suçlamalar söz konusu olabilir. Bu hafta bu evrakları, bu düzeni doğru kontrol etmemiz lazım. Başkalarının suçu sizin üzerinize atılacak ve yargılanma ya da uyarı noktamız var. Eğer ki finansal anlamda farklı bir alana geçmek istiyorsanız bu kapılarımız bizim için hayırlı ve aydınlık olacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara evlenmeyi düşünen ve karar verenlerde ertelenme söz konusu olacak. İlişkinizle alakalı güvensiz olduğunuz bazı konularda ilişkiyi tekrar böyle bir yavaşlatma, biraz daha dinlenme evresinde bir ara verme noktamız var. Kim hatalı, kim haksız diye bunları göreceğiz. Eski ilişkileriniz ani çıkışlar yaratsa da onların güvenilir noktası sizin hayatınızdan çıktı gitti. Unutmayın. Kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütmek, ortaklı projelere dahil olacaksınız. Sağlık sektöründe dişçi bile olabilirsiniz. Büyüme kapılarınız, farklı iş kapılarınızda büyük oluşumlar söz konusu olacak. Bu ara çocuk fikri olan ve çocuğu olmayan sevgili balıklar için güzel tedavi ve güzel bir sonuç alınacak. Cesaretinizi yapın, korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, bir de ailemize ait ortaklı işler varsa güvendiğimiz çevredeki insanlar iş yerimize ya da bulunduğumuz noktaya hırsızlık yapabilir, gasp edebilir ve güvendiğiniz kişiye anahtarı verdiyseniz eviniz soyulabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara mücevher, altın, evinizin enerjisinde çalınma evresi var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Evet sevgili gençler, aşk konusunda kalbiniz çok acı çekiyor. Onun söylediği şeylerin doğru olup olmadığını kendiniz de sorguluyorsunuz. O doğru söylüyor, siz çelişkide kaldınız. O yüzden de kalbinizde böyle bir kırgınlık var. Biraz affedin, ilişkiyi akışa bırakırsanız sevinirim. Eğer ki uzun süredir ilişkiniz yoksa çok zorlayıcı koşullarda ruhunuza bulacak bir aşk da yelken açacaksınız. O zorlu oluşum sizi gelecek hayatınızda da mutlu edecek. Bu ara boşanma fikri olan sevgili balıklar gerçekten ve gerçekten ailesinden, sorumsuzluğundan, düzensizliğinden o kadar bıktım ve artık tahammül gücüm kalmadı diyorsunuz. Hak veriyorum ama onu seviyorsunuz. Tekrar affetmelerden bıkmadınız. Kolay gelsin size diyorum. Ne yapayım, bıkmadınız çünkü. Bıksanız radikal evrenizdeki bu kararı vereceksiniz. Evet, uzun süredir küs olduğunuz kardeşinizle barışma, kardeşler arasındaki soğuklukta iyileşme dönemi olacak. Yani kendi içimizde iyileşeceğiz ve affetme evremiz. Annemiz ve babamızla aramızdaki bağ, yani kaçarak evlendiyseniz, hani gizli karar verip ailenizi zorla ikna ettiğiniz kişilerde uzun süredir bağlarda kopukluk varsa bunlar birbirimize sımsıkı sarılacağımızı gösteriyor. Evet, bir araç gündemimiz var. Almak istediğimiz bir araç konumuz var. Bu alınacak ama bakın kaza riski çok fazla var. Aldığınız gün kaza yapabilirsiniz. Alıp birkaç gün sonra sürmeye başlayın ve mutlaka kan akıtın ki enerji değilsin. Ya da yani ben kan akıtılma taraftarıyım ama hayvanları da çok seviyorum. Farklı bir kan akıtın, ne bileyim, kırmızı boyayla kan akıtın diyorum yani.
ya hayır yapın, ya dua yapın, ya yaşlılara ya çocuklara hayır yaparsanız benim için daha sağlıklı olarak gözüküyor. Bu ara birlikte güven içerisinde olduğunuz dostlarımızla hoş bir vakit, ufak bir seyahatimiz var. İş gereği de aile şirketinizin size yurt dışı planında başarı getireceğinizi gösteriyor. Cesaretinizi toparlamanız gerekiyor. Evet, aşk var, huzur var, mutluluk var da sizin içsel dünyanız huzursuz. Bunu düzeltirseniz sevinirim. Evet, tardilat, yeni ev, yeni oluşumlar içinde yavaş yavaş karar vererek bu dengeyi kurabiliriz. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.